Sevgili izleyiciler, günaydın, iyi haftalar. Şık, hoş, havalı bir düğünle açıyoruz efendim. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar olsun öncelikle. Müge'cim, böyle haberler verirken yaşlandığımızı bir kez daha anlıyorum. Çünkü biz çocukların şu kadarcık hallerini biliyoruz. Kısa şortla dolaştığı halleri biliyoruz. Ben Sibel'cinin okula hamile olduğu hali biliyorum. İşte onu söyleyeceğim. Gerçekten insan yaşlandığını hissediyor. Evet. Şimdi de Allah mürüvvetini gördüm. Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural nikah masasına oturdu. Dün biz nikah masasına oturdu deyince bir takipçimiz yazmış. Kızlar, şu nikah masasına oturdu demeyin. Artık kimse oturarak nikah kıymıyor. Hepsi, ha, doğru. Hepsi, doğru. Herkes artık ayakta. Doğru söylüyorsun. İmzaya attı diyelim. Uzun zamandır birlikte olduğu ve gözlerden uzak aşk yaşadığı Merve Kaya'yla evlendi. Müge'cim, düğünle ilgili en çok ne konuşuluyor bir kere? Gelinin yaşı merak konusu. Valla en çok takıldığım, ama insanlar da takıldı. İnşallah gelin takılıp üzülmez, ama Sibel Can'ın genç gelinden daha genç ve havalı durduğu konusundaydı. Hatta şöyle espriler de yapılmış. Daha iyi kaynana gelinden güzel olsun. İnanılmaz gerçekten. Yani gelin biraz kırılmış olabilir, yorumlara çok takılan bir gelinse eğer. Sibel Can efendim oğlunu düğünü için hiçbir masraftan kaçınmadı. İddia o ki 20 milyon liraya yakın para harcadı. Bizim de söylediğimiz gibi düğünle ilgili en çok konuşulan gelin hanımın yaşı ile Sibel Can'ın tarzı oldu. İzleyelim. Sayın Merve Nurkaya, hiç kimsenin etki ve baskısı altında kalmadan Sayın Engin Can Ural ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Sayın Engin Can Ural, hiç kimsenin etki ve baskısı altında kalmadan Sayın Merve Nurkaya ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Engin Can'a hakkını vermek lazım. Son zamanlarda gördüğüm en yakışıklı, en fit, en damlı şık, değil mi böyle? En damlı. Gerçekten. Damatlığı böyle çok iyi taşımış. Şeyde, düğün alanında yürümüyor da podyumda yürüyormuş gibi. Rahatlıkla model olabilecek bir çocuk yani. Gelinin de... Gelin tartışıldı şimdi. Gelin tartışıldı. Gelinin de bence en büyük şanssızlığı kayınvalidesi. Kayınvalidesi çok genç. Havalı. Çok bakımlı, çok havalı. Sibel Can 52 yaşında. Evet, aynı yaşta. Bir de bence bir şanssızlığı da aynı kuaförden, aynı makyözden çıkmışlar. Niye çok belli. Saçı böyle ya. Saçı ikiye ayırmış, geriye doğru yapıştırmış. Makyaj bile her şeyle aynı ve gelinlik de ben çok beğenmedim gelinliğini. Ben de çok beğendim. Şöyle söyleyeyim sana. İkinci nikah gelinliği gibi sanki. Evet, evet. Değil mi? Evet. Yani sanki bu düğünle ilgili şöyle bir izlenim oluştu böyle bende. Böyle kapalı, bir, gözlerden uğrak. Bir aceleye... Ne denir ona? Irak. Bir aceleye gelmiş gibi sanki her şey. Hatta şöyle söyleyeyim, Sibel Can'ın kıyafetine kadar, Sibel Can sahnelerde o kadar şık. Televizyon ya. Programında o kadar şıkken şu kıyafete bakar mısın? Günlük bir kıyafetle gitmiş gibi. Sanki yazlık kıyafeti gibi. Evet. Yani hani böyle Bodrum'da sahilde yakın aile dostlarının verdiği yemeğe Sibel Can da böyle teşrif ediyor gibi. İkinci giydiği pembe sahneye çıktığı anlar daha şık. Ama Sibel Can'ı başka düğünlerde ve davetlerde sahneye çıktığı yerlerde biliyoruz. Sahneye bir giriyor, görkemiyle giriyor. Bilmiyorum. Tabii Sibel Can olması sebebiyle de gözüm gelinden çok Sibel Can'ı aradı. Öyle. Gelin dolayısıyla biraz... Sibel Can biraz geride kaldı diyorsun ama... Evet. Sibel Can bakar mısın? Enerjisine, sahnedeki enerjisine, oynamasına. Tam kayınvalide moduna da girmiş bak. Sahnede oynarken sen de gel, sen de gel. Herkesi çağırıyor. Kayınvalide mi? İnsanın düğün... böyle kayınvalidesi olsun. Vallahi başına koy. Başına. Bir şey söyleyeceğim. Bu düğünde hep yabancı şarkılar mı söylendi? Hiç halay malay, türküler, şarkılar falan sonra, yok mu acaba? Her Türk düğününün başı. Hep yabancı başı, şarkılara denk geldim hayatım, ben. Hayatım, her Türk düğününün başı. Böyle çok şey başlar. Belki Engin Can istememiştir. Fransız bilmem ne, sonra o eller havaya diye biter. Ama şöyle söyleyeyim. Bu aralar ama bir İtalyan modası var. Var. Hı. Şarkıları çalalım arkadaşlar. Çok sessiz geldi. Bir an böyle sesim çınlaması gitti geldi falan böyle. Yalnız sana şöyle söyleyeceğim. Sibel Can'ın evlatlarına ne kadar düşkün olduğunu hepimiz çok tabii iyi biliyoruz. Birçok anne baba gibi. Kendim yapamadım, oğlum kızım yapsın. Kendim okumadım, onlar en iyi okullara gitsin noktasında bir annedir. Her anne gibi, her baba gibi. Ama ben düğün, Engin Can evleniyor duyunca dedim ki Allah şimdi. O Ortaköy'deki sarayda 1000 kişilik, 1500 kişilik
görkemli bir düğün yapılacak evet, diye bekledim. Gerçekten böyle bekledim. Belki de öyle gelin böyle de bir gelinlik giyecek, herkes onu konuşacak diye bekledik. Yani Bodrum'da belki biraz daha gözlerden uzakta, tamam 2 gün sürdü diyeceğiz ama şöyle ki 2 gün, ilk gün böyle gelin ve damat arkadaşlarıyla bir yemek organizasyonu yaptı. Ertesi gün bir düğün oldu ama öyle çok şatafatlı. Gelenleri çok elemek için mi İstanbul dışına taşıdılar? Acaba o geldi çünkü aklına. Çünkü böyle biliyorum 2 tane diyor. Ya da Engin Can mı istedi özellikle belki, orayı? Belki evet, Bodrum'da tanıştılar da oranın bir hikayesi mi var onlar için? Olabilir. Bilemeyeceğiz ama tabii. Ama tabii bir düğünü alıp başka bir kente, özellikle pahalılığıyla gündem olan bir başka yere taşırsanız, orasının adı da Bodrum'sa masraf 2 katına masraf çıkıyor. Daha da artar. O yüzden tabii, dediğin çok yani doğru. Yani İstanbul'da o dediğin sarayda olsaydı 20 milyona çıkmazdı bu düğün. Evet. Az olurdu. Bu arada Sibelcan gelinine ne hediye aldı diye merak ediyorsunuz. Ama küpeleri görür görmez ne dedik? Evet. Hediyeye biz çok şaşırdık açıkçası. Çünkü Sibelcan Yeni Aşkım şarkısının klibinde kullandığı küpeleri gelinine hediye etmiş. Fotoğrafa bakar mısınız? Evet. Şimdi yani bak, şimdi Sibelcan'ın mücevhere düşkün olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hatta onları böyle özel kasasında kamufle ediyor, saklıyor. Belki de orada kasayı açtı. Kasayı açtı. Kasayı açtı, aklıma o geldi. Hı. Seç kızım hangi seti istiyorsun dedi. Ne güzel. Aynen öyle. Evet. O saati aldı, işte bu küpeleri falan beğendi. Ya da küpelerin bir anlamı var diyeceğim ama hayır, çok iyi hatırlıyorum. Küpelerin değeri içinde o dönem böyle 1,5-2 milyon falan diye bir şey konuşulmuştu. Yanlış çünkü mı hatırlıyorum Yeni Aşkım şarkısının klibi için? Yok, doğru hatırlıyorsun. Çünkü Sibelcan mücevher konusunda böyle bir şeyi sahte mahte takmaz. Yok, takmaz. Bülent Ersoy kadar iddialıdır. İddialı parçalar vardır kasasında. Dolayısıyla bu yüzük ve yaptığı o kombinde konuşulmuştu. Bak Sibelcan'ın şeyi ne kadar hoş duruyor. Çok. O yeşil boynunda böyle şeyli fiyonklu gömleğiyle o Sibelcan orada daha şık, sana söyleyeyim mi, düğündeki halinden daha da şık. Kesinlikle. Yeşil bir elbise giymiş. Evet, yeşilin de şöyle bir özelliği vardır. Yeşil renk insana, yeşil rengin çok güzel bir enerjisi vardır. Kesinlikle, çok severim. İnsanı daha böyle taze, daha genç gösterir. De yeşili de giyinince gerçekten gelinle yan yana baktığın zaman sanki abla kardeş gibi olmuşlar. Vallahi gelin kusura bakmasın ama sosyal medya takipçilerinden de pek not alamadı. Eğer hani dün düğün vardı, telaştan falan bakamadıysa bile evliliğinin ilk gününde Bodrum'da sahilde uzanmış. Dur ne yazmışlar benim ay, için bakmasın, dedikleri anda ne deniz, ne kum, ne güneş, ne de Engin Can kalır. Belki Engin Can eşini teselli eder. Teselli. Bu arada nikahtan hemen önce Merve'nin kolunda dünyaca ünlü bir markaya ait taşlı bir şey de vardı. Saat de vardı. Saatin değerinin de hayli yüksek olduğu söyleniyor. 900 bin lira acaba o saat de mi kasadan seçildi? Vallahi öyle olabilir. Gelinlik sanki biraz aceleye gelmiş gibi. Gülşen oldu. Bir de şunu söyleyecektim. Eğer senin elinde çok iddialı bir mücevher koleksiyonu varsa içinde saatler, küpeler falan. Gidip şimdi almanın ne anlamı var? Evet. Al seç demek. Seç demek daha mantıklı çok geliyor daha bana. Çok daha mantıklı bir de çok daha güzel bir şey yani al seç demek. Özellikle küpeler çok şık. Gelinin düğün öncesi düzenlenen böyle havuz başında yapılan partideki saçını, makyajını, tarzını ben daha çok beğendim. Hmm. Ve burada da evet, Kıvanç'ın eşi Başak Dizer Tatlıtuğ anımsatıyor sanki. Burada. Evet, burada soldaki. Şu karede benziyor. Aralarında yaş farkı var mı dediler hani Engin Can'la, yaş küçük farkı mü diyorlar. Ya ama şöyle söyleyelim, Merve Kaya ile ilgili arama motoruna girdiğiniz zaman tek bir bilgiye bile erişemiyorsunuz. Öğreneceğiz artık. Biz yakınlarına sorduk, dediler ki aynı yaştalar dediler. Aynı yaşta olduklarına göre Engin Can 30 yaşında, Merve Kaya da 30 yaşında ama şöyle bir şey var Müge, biliyor musun? Hep diyorlar ya 10 yaş büyük olsun. Hmm. Bak ben Metin'le evlendiğimde İşte 10 yaş fark var aramızda. Evet. Evlendik. Herkes yanımda Metin çok büyük duruyor, çok büyük duruyor. Evet, şimdi arayı kapattık. Ha, işte öyle oluyor. Şimdi arayı kapattık. Hayat. Kadın daha çabuk yıpranıyor. Evet. Daha hızlı yaşalıyormuş gibi görünüyor. Bir de şimdi çocuk doğurunca kadın hamilelik, hatta ard arda hamilelik ve çocuk olunca arayı açıyor, önden arayı gitmeye açıyor. Başlıyor. Evet. Bu kadar lafın üzerine ne söyleyeyim? Mutlu olsunlar efendim. Mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar. Bu aralar sosyal medyaya pek takılmasınlar en azından balayında. Ya da yorumlara sınırlama getirsinler. Davetler arasında
sürpriz bir isim var. O evet. ismin de görüntüsünü altta döndürebiliriz arkadaşlar. Gelsin. Sibel Can'ın bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Emir Sarıgül'de düğünde arka masalarda oturuyor arkadaşlarıyla beraber. Sibel Can'ın yanında yer aldı. Bizim sayfaya da yazmışlar. Kızlar etrafa iyi bakın. Buket de orada olabilir mi diye. Buket Aydın için. Buket yurt dışındaydı. Evet, yurt dışında. O da ona da öyle bir baktık bir ara yani. Emir Sarıgül böyle Buket Aydın ve Sibel Can arasında gidip geliyordu. Bir ondan ayrılıyordu, diğerine dönüyordu. Şimdi uzun zamandır Sibel Can'la ilişkisi sürüyor. Yani tabii nasıl, ne şekilde devam eder bilinmez ama aklıma hep şu geliyor. Yıllar önce duymuştuk biz bu aşkı. Hı hı. Hatırlıyorsun, ikimiz birlikte aradık. Hatırlamaz. O Emir evlatlarının üstüne yemin ederek böyle bir aşkın söz konusu olmadığını ve asla olamayacağını söyledi. Kulaklarla duyduk sonra. Evlatların üzerine yemin etti. Acaba bari o zaman yoktu da sonra mı oldu? Günahını da almayalım şimdi. Evladın üzerine yemin etti. Şimdi vallahi çocuklar işte, üzülüyorsa üzülürler. Şey, hayır, nedir onun adı? Evlatları ve aileyi karıştırmayın en azından böyle işlere, değil mi? Evet, düğünde en çok dikkat çeken detay da efendim tabaklar oldu. Tabaklar mesela ben masaya oturdum, sandalyeme oturdum. Önümdeki tabakta Gülşen yazıyor. Müge'nin tarafında da Müge yazıyor. Peki herkesin o tabakları eve mi? Kendi ismi yazıyor. Evet, tabakları tabii, eve götürüyorsun. Aynen var. Öyle. O da şık bir detay yani. Bence de çok şık olmuş. Hani herkesin daha özel olarak nikah şekeri yerine böyle bir şey yapmışlar. Tabağı güzel alıp götürüyorsun ama ben onun takımını güzel isterim. Güzel bir anı. Ha, 12'li tabii, takımını her yere isterim. Gülşen, 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 Gülşen yazacaklar. Belki de öyle bir takım set falan hediye etmezler. Bir tek tabakla mı dönüyor? Bence o takım seti gelin damada hediye ederler. Ha? Olabilir. Peki. Nerede oturacaklar falan daha henüz o detaylara ulaşamadık. Hayatım, Sibel Can ünlüler dünyasında, starlar dünyasında emlak zengini. Emlak zengini ve gayrimenkule yaptığı yatırımlarıyla bütün emlak haberlerinde ilk 3 sırada. Öyle. Hatta yurt dışında da yatırımları var. Çocuklar bir sene başka yerde, bir sene camları sıkılır başka bir yerde. Tabii, tabii, tabii. İki sene sonra biz bu evden sıkıldık deyip başka yere de geçebilirler. Sana söyleyeyim mi? O kadar rahatlar. Merve Kaya yani, çok şanslı bir Merve gelin. Merve Kaya, Kaya gibi bir yere. Çok şanslı bir gelin. Bir dediği iki olmayacak. Ne evet istiyorsa yapılacak. Tabii bir de merak ediyorum. Bugün öğrenir miyiz? O çevreden bilmiyorum ama. Söyle. Söylüyorum. Evlilik sözleşmesi yapılmış mıdır? Merak etmedin Sibel mi Can'ın, sen? Sibel Can'ın ne bileyim ben. Olabilir. Yapılmış olabilir. Yapılmış olabilir ama Engin Can'dan sonra nikah masasına oturacak bu aileden Melisa'yla, kardeşi Melisa Ural'la, evet, Melisa'yla Alaaddin Kadayıfçıoğlu. Çünkü onlar da artık el ele kol kola ne kadar mutlu olduklarını. Zaten böyle şeyler hep düğünlerde ilan edilir ya. Melisa'ya ben şok oldum. Fotoğrafını gördüm. Melisa'yla Alaaddin'in resimlerini getirelim. Evet. Alaaddin Kadayıfçıoğlu daha önce Hülya Avşar'ın kızı Zehra ile bir aşk yaşamıştı. Evet. O aşk da uzun sürmüştü. Zehra'dan ayrıldıktan sonra da Melisa ile birlikte olmaya başlamıştı. Melisa yakında onlarda bir evlilik haberi gelecek diye tahmin evet ediyoruz. İş ciddiye bindi evet, çünkü. Evet. Yalnız Melisa'nın fotoğrafını görünce gerçekten şaşırdık. Melisa'ya aşk yaramış. Evet. Kilolar gitmiş. Çok mutlu görünüyor. Çok çok genç gözüküyor. Evet. Zaten genç bir kız ama çok hoş olmuş. Dur, ikinci düğün geliyor. Sibel geliyor Can'a. Yakın. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Anneanne babaanne de olacak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Hızlandırdı çocuklar. Bilgi. Kendisi de çok erken evlenmişti zaten. Bak şimdi. Doğumlarını biliyoruz. Anne karnındaki hallerini biliyoruz. Biliyorum ya. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo. Evlendirdik. Evet. Sibel Can'ın oğlu Engin Can. Evlendirdik. Hülya Avşar'ın kızı Zehra kaldı. Büyüttük. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan kaldı. Oğulcan kaldı. Değil mi? Onlar da gözümüzün önünde hepsi büyüdüler. Hepsi gözümüzün önünde büyüdü. Yani şu annelerine kadarcık hallerini biliyoruz. Evet, annelerine hamileyken hatta öncesinde biliyoruz. Evet. Değil mi?